Hattu Miza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Zekeriya Öztürk ve değerli karikatürist hocam Mehmet Sayın Bilge ile beraber çizmeye devam edeceğiz. Ama bu hafta küçük bir mola verdik. Niye? Sohbet edeceğiz. Fahri Coşkun hocamız bizlerle beraber. Genç, heyecanlı bir insan, esprili de bir insan. Ona döneceğim ama bir Mehmet Sayın hocama bir hoş geldiniz diyeyim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben de valla ne zaman diyecektim bekledim ama bu kadar erken beklemiyordum. Hoş bulduk. Evet, Fahri hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Yalnız şeye takıldım ben, genç derken bayağı var yani. Keşke genç olsam yani ama değil. Evet. Evet. O zaman şöyle sizi bir tanıyalım seyircilerimize. En azından onlar kendisi karar versin. Genç misiniz, yaşlı mısınız? Bayağı bir yaş var. Tabii söylemeyeceğim size yaşımı. Ortaya çıkmasın. Hala söylemeyin, genç durduğuma inanıyorum. Sayın Hoca öyle benim söylüyor. Benimki çıkmasın yani. Hemen hemen yakın. Ben sizden bir yaş büyük olabilirim. Evet, Fahri Coşkun kimdir? Fahri Coşkun 1972. Yaşım da ortaya çıktı. Bunu söyleyeyim. Rize Çayeli doğumluyum. Hemşin'de yaşıyorum. Hala Hemşin'de yaşıyorum diyorum. Çünkü gerçekten hala Rize Hemşin'de yaşamaktayım arkadaşlar. Aynı zamanda karikatür sanatçılığının yanında romancı, edebiyatçı demeyelim, kurgu roman yazarıyım. Edebiyatçı dersem çünkü o çok çok daha ileri bir safhaya taşımış olurum bu işi. Edebiyat çok daha detay işi. Kurgu roman yazarıyım. Kurgu romancıyım. Bunun yanı sıra tabii karikatür, poça karikatürleri çiziyorum. Resim yapıyorum. Dünyanın dört bir tarafında sergiler açıyorum. Ve çeşitli farklı şeylerde, sanatın farklı dallarında oyunculuk, işte heykeltıraş, aynı zamanda heykeltıraş sayabilirim çünkü heykeller de yapıyorum. Son zamanlarda peçetelerden, kağıt havlulardan heykeller yapmaktayım. Ve yapmadığınız işler neler? Ondan sonra. Harika hocam, biraz zor olsun. Her şeye yani dokunmuşsunuz bu arada. Yani bayağı hakikaten o ne? O marifet güzel yani. Ya en iyi yaptığım iş nedir derseniz çiftçilik diyeceğim ama o da değil galiba. Onu bir ayrı programda ele alsak. Evet, evet. Yani çay üreticisiyim. Aynı zamanda evet, bunu da dip not olarak geçmiş olalım. Hem şimdi organik çay üretiliyor. Çay ağaçlarından, çay ağaçlarından demeyelim, çay bitkisinden. Aynı zamanda onlardan da heykeller yapıyorum, resimler siz yapıyorum. Baya baya böyle sanatta ne evet, kadar dal varsa birazını öğreneyim en azından diye. İşte heykel, yazarlık, işte şairlik, çizerlik, her şeyi böyle bir inceden bir dokunmuşsunuz hocam. Ama tadında olmuş en azından böyle. Çünkü şey var, sanatta biraz daha böyle genişletirseniz, görmeyi, duymayı daha fazla genişlettiğiniz zaman daha da iyi işler çıkartıyorsunuz ki en azından iyi işler çıkardığınızı evet, biliyoruz. Peki karikatüre ne zaman başladık hocam? Nasıl başladık? Karikatüre yine o Rize'deki, Hemşin'deki evde başladım. O bizim oralarda o evlerin duvarları çok müsaitti. Defter çok fazla defter bulamazdık. Yani duvarlara karikatür çizerek başladım. Mehmet Sayın hocam hep der ki duvarları çizin ama yakalanmayın da. Özellikle çocuklarımıza söylüyoruz. Evde duvarlara çizerlerse annelerinden de bir çizik alırlar. Evet. Ama öyle başlıyor tabii. Yani ya, genelde ben öyle başladım tabii, en azından. Biz de çünkü yani benim hayatım aslında çamurdan bir hayattı. Ben hep bunu derim gittiğim programlarda, daha yeni bir televizyon demeyelim, yine TRT bütün hayatımı belgesel haline getirdi ve yayınladı. Köy yerindesiniz. Benim çocukluğumda radyo vardı, televizyon yoktu ve biz çamurdan küçük arabalar yaparak, trenler evet, yaparak, evler yaparak küçük kasabalar kurardık. Çamurdan kasabalar, çamurdan küçük küçük çocuk heykelleri yapıyorlar. Tabii. Ama bizimki çok çok tabii, daha keyifliydi. Daha yani böyle hayal gücü bir kere tabii, çok yani çok şanslı addediyorum kendimi. Çünkü neden diyeceksiniz? Hayal gücünün zirvesinde evet, bir çocukluk yaşadık. Televizyon yok, elektrik yok. 8-10 yaşına kadar biz elektriği görmemişiz. Rize Hemşin'de, aşağı Kantarlı Köyü'nde ve sadece radyo var. Ve radyodaki sesleri, sunucuların, işte tiyatroların, her şeyin sesini dinleyerek onları bir hayal, dünya hayal kuruyorsunuz. Sen ve sonra onu çamurdan oyununuza yansıtıyorsunuz. Tabii ki böyle olunca da çok fazla teknolojiyle ya da gri şehirlerin arasında büyümediğim için de hayal gücü çok genişti.
karşıya bak dağlar, arka tarafa bak dağlar, her yer dağ evet. ve her yer orman. Ne yapacaksınız? Dolayısıyla çay i̇şte toplarken de çay bitkisinde besliyor. De bir şey çıkarıyorsunuz ortaya. Ona yani bitki gözle değil de daha böyle bir hayal gücü gelişiyor. Başka bir gözle bakıyorsunuz. Dolayısıyla bu da sanatı doğuruyor işte. Eskiden şeyler varmış, bilmiyorum hocam siz de yaptınız mı da, babamlar anlatırdı mesela. Telden, bakır telden araba yaparlarmış. İşte evler yaparlarmış. Yani ben senin baban yaşında onu demek istedim. Onlar bizim oyuncaklarımız ya. Yani yakın sayılır hocam. Yani özlüyorum da hakikaten telden yapardık. Evet. Ne bileyim çelik çamak oynardık, ceviz oynardık. Yani o tel arabanın şeyi hiçbir şey. Bir de kağana olurdu mesela. Kağana arabası böyle kütükten kesersin. Evet. Onun tadı hiçbir şey yok. Maalesef gün geçtikçe de o sokaktaki özlemlerimizi kaybediyoruz. Yani o yapabileceğimiz dünyayı kaybediyoruz. Şöyle söyleyeyim, hayal güçlerimden bir tanesi, benim o zaman hayal ettiğim şeylerden bir tanesi, bugün AVM'lerde orada burada üzerinde sticker mı diyorlar ona, iki tekerlekli çocukların ayakta durarak işte seyahat ettiği. O stickerlar. Ben bundan 30 scooter. Yapıştırmasın. Ben lazım abi düzeltmeye çalışıyorum. Lazım. Arkadaş köyde çamurların içinde büyümüş şimdi. Yani hani az önce evet. şimdi konuşurduk sohbet arasında, hani edebiyat dedik ya, edebiyatçı değilim diyorum. Neden üstüne bastıra bastıra? Çünkü gerçekten edebiyatçı değilim. Hükmetmek lazım ona. Evet. Çok iyi terbiye etmek lazım. İyi bir kurgucu. O yüzden yani şimdi orada büyüdüm. Orada R'ler de arızalı derler. Hani yurt dışından falan mı geldiniz derler zaman zaman bana. Hayır, alakası yok. Ben Rize'de büyüdüm. Siz Türkler nasıl falan. Rize'de büyüdüm. Yani o R'yi söyleyemiyorum abi. Gerçekten dönmüyor. Çünkü hemşince Türkçedir ama biraz daha lehçe biraz daha farklıdır orada. Onun için hiç tamam, düzeltmiyorum. Hiç karışmayacağım hocam. Şimdi o şeyler, skuturları ben bundan 35 yıl önce yaşım tekrar ortaya çıktı. 35 yıl önce ben bunu düşünmüştüm ve bir hikaye yazmıştım o zaman. O hikaye de vardı. Bugün bizim bu hayal ettiğimiz şeyler, 35 yıl önce hayal ettiğimiz, düşündüğümüz bu cep telefonları bilmem işte 40 yıl önce çocuğun hayal ettiği şeyler bugün gerçekte var. Ama bugünün çocuğu dünün çocuğunun hayal ettiği şeyleri yaşıyor ama hayal kuramıyor. Evet. Sıkıntı orada. İşte doğru. Ondan ben dolayı. Ben de işte onu söyleyecektim. Çünkü artık şey değil. Sokağa çıktığınız zaman işte çeşitli oyunlar üretemiyorsunuz. Üretme olmadığı zaman da standart sosyal bir yaşama dönüyor. Sosyal yani bir yaşama dönüyor. Çevresi dar oluyor. 2-3 tane arkadaş oluyor. O da internet arkadaşı oluyor. Evvelden biz böyle okuldan gelip çantayı atardık. Okul arkadaşlar giderdik. Her dönemde oyun olurdu. Bir dönem misket oynarsın. Evet. Bir dönem çelik çamak oynarsın. Bir dönem İşte tel arabayla şey yaparsın. Bir çember çevirdik de o araba lastiğinden böyle çemberle. Ne kadar mizahi bir hayattı değil mi? Ne kadar o da ya şey böyle hayal bir hayat. Araba eski araba tekerini içini kesiyorsun. Şey yapıyorsun, kullanıyorsun. Tabii. Diye. İşte o hayali dünya olmadığı zaman da üretim olmuyor. Yani üretim belli bir noktada durmuş oluyor. O yüzden de bunu aslında sevgili genç kardeşlerimize buradan söylemek lazım. Sevgili genç kardeşlerimiz, sokağa çıkın. Bir şeyler yapın, oyun oynayın, arkadaşlarınızla sosyalleşin ki. Sokak mı kaldı ya? Hocam ama işte bu sokakları baştan yapmamız lazım yani. Sokak mı? Her taraf yani, beton. Tabii her yer beton. Tabii bu maalesef. Şeye gerçekten bu çok kritik bir mevzudur. Bugün Türkiye'deki tüm yöneticiler, Türkiye'nin her noktasında yönetimde bulunan bütün herkese sesleniyorum. Özellikle çocuklara oyun alanları derken tabii yeşil alan çok önemli. Yani ayak toprağa değecek. Oyun parkları değil. Bırakın siz çocuklara şehrin ortasında bir orman yaratın. Ve o çocuklar, aileler alıp o çocukları da Altındağ'da zaten bir köy şeyi yaptılar. Altınköy. Ankara'da. Köy hayatını yaşıyorsun orada. Gidiyorsun işte, her şeyi görüyorsun. Mesela her şehirde böyle bir şey olmalı aslında yani. Böyle bir... Çünkü kentin mesela, merkezinde ihtiyacımız İstanbul'u var buna. İstanbul'da da kentin merkezinde yani merkezde
meydanlardan ziyade, merkez meydanlarından ziyade bizim kentler, kent mahalle ormanlarına evet. ihtiyacımız var. Kent ormanlarının da kentin dışında değil, kentin odak noktasında tam merkezinde işte bunu yapabiliyorsanız yarının çocuklarını bugünden hazırlamış olursunuz. Evet. Tabii kesinlikle çok olur. Tabii ki kesinlikle. Biz mesela lisedeyken öğrenciyken hocalarımız derdi ya, mesela Almanya'da büyüyen, işte Münih'te büyüyen bir çocuk toprak nedir bilmez. Şimdi biz o hale geldik. Yani İstanbul'da, İstanbul dışına çıkmayan bir çocuk veya büyük, daha diğer büyük şehirde dışına çıkmayan bir çocuk orada doğuda doğsa büyüse toprak nedir bilmeyecek. Kuş nedir bilmeyecek. Kuş cinsini bilmeyecek, ağaç cinsini bilmeyecek. Yani hangi meyvenin yerde yetişini, hangisinin ağaçta yetişini bilemeyecek. Sadece manavda gördüğüyle kalacak. Dolayısıyla yani doğadan kopmuş evet. olacak. O da pek iyi değil tabii. Doğadan kopan, bugün bakın trafik terörü bizde had safhadadır. Çok yüksek bir orandadır ve biz neden var bütün bunlar biliyor musunuz? Biz doğayı görmediğimiz için, doğal yaşamı görmediğimiz için. Ben hayatımda bir kez aslında sadece bir kez şiddet uyguladım ve o da bir kuşaydı. Kuş çizen tabii ki tabii ki. Bizim çocukluğumuzun şeyi ve de hala var. Ve hala zaman bak, zaman onu ben girmek istemedim çünkü yani bizim çocukluğumuzda bir de sapan olayı vardı. Ya yani o sapanla işte onu kuş vurdu mu en ya avcısı falan işte, değil. Şimdi düşünüyoruz. Alakası yok. Ne kadar yuvalar şey yapmışsınız. Ne kadar günah. Mesela, ben hatırlarım çam ağacında böyle kuşlar olurdu içinde böyle yumurtası yurdu. Yani o şeyi şimdi bakıyorum dönüp baktığımda çok büyük hatalar yaptı ama o da çocuktuk bilemiyorduk. Yani İşte şey o zaten. Çocuğa siz doğayı verirseniz, evet. o çocuğa siz kalemi verirseniz kuş çizdiğinde, kuş resmi yaptığında o kuşu vurmayacağını, evet. vurmaması gerektiğini o yaptığı sanatla bilir. Şimdi hocam tabii konumuz o kadar güzel geldi ki siz karikatüre nasıl başladığınızı anlatalım derken aslında sosyal mesajları vererek ilerledik. Eyvallah. Peki bu ilk çizimlerinizden sonra ne oldu, nasıl bir tepkiyle karşılaştınız ya da siz kendinizi artık nasıl ifade etmeye başladınız? Sobamızdan çıkardığımız kömürlerle, duvarlara, evin duvarlarına çizdiğimiz karikatürlerle arkasından tabii bir iş hayatına başladık. O çocukluktan sonra, kömürle karikatür çizim olayından sonra iş hayatına başladık. İşte çeşitli restoranlarda, okullarda komilik, garsonluk, aşçılık, resepsiyonistlik ve bulaşıkçılık. En başta bulaşıkçılıkla başladık ve sonra tabii bu hayatın içinde ilerlerken nasıl dünyada iyi daha iyi işler, daha güzel şeyler yapabilirim? Çünkü çalışıyorsun, akşam eve gidiyorsun, yapacak hiçbir şeyin yok. Direkt yatağa düşüyorsun ve hiçbir şey yapamıyorsun. O çocukluğumdaki o karikatürler, o kuşlar, böcekler, o dağlar, her şey gitti, her şey öldü. Batı'ya gelmişim. Batı'da bir otelde çalışıyorum. Kömür yok. Bazen gece hiç kömür yok, hiçbir şey yok. Çamur yok, çamur yok, hiçbir şey. Gerçekten çamur yok. Yani o benim için büyük bir yokluktu. Yani gerçekten o çamurun olmaması yani. Tabii ki büyük bir yokluktu. Yani özgürce elinizdeki karşı dağlara bakamıyorsunuz. Malzeme her şey gitti ve sadece iş olmuş hayatım. Bu hayatın içinden nasıl çıkabilirimi hesaplıyorum. Yaş 17 ve 17 yaşındaki çocuk 30 yılını, 40 yılını, 50 yılını hesaplıyor. Oturdum hesapladım. 40 yılın, 50 yılın sonunda elde baktım ki bu şekilde gidersem hiçbir şey yok. Ve hayata bir isyan bayrağı açtım. Dedim ki ben nelerle dünyada var olduğumu ispatlayabilirim, nelerle var olabilirim. Evet. En hızlı doneler benim için beni hayata katacak doneler nelerdir? Tabii ki o zaman baktım kalemim var. Karikatür çiziyorum ben. Resim yapıyorum. Tabii ki o tarihten sonra artık dedim ki ben çalışmayacağım. Hiçbir şekilde mesaim olmayacak. Sadece sanat yapacağım, var olacaksam sanatla var olacağım. İşte o günden bu tarafa. Güzel bir gelişim süreci olmuş. Çünkü evet. ben her zaman söylüyorum, bugün Türkiye'de karikatür adına bir şeyler çıkartabilen insanların hep böyle bir derin bir hikayesi oluyor. Onu görmüş olduk. Tabii, sizin de böyle bir heyecanlı bir gelişim süreci göstermeniz karikatür üstünde. Güzel bir hikaye. Hikaye demişken bir de sizin kurgu romanlarınız var.
Evet. Onlardan da isterseniz birazcık bahsedelim şöyle. Cesaret Duvarları fantastik bir roman. Aslında şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin ilk fantastik romanlarından bir tanesi. Türkiye'de çok fantastik roman çıkmıyor ortaya. Evet. Ve fantastik diye çıkan birkaç tane böyle var ama arkadaşlar güzel işler çıkarmışlar fakat evet. Yeterli değil. Fantastik çok fazla yazamıyoruz. Tamamen hayal ürünü bir yol hikayesi. Dünyada başlayıp farklı bir gezegende devam eden sıra dışı, ben şöyle diyorum okuyucuya, bu kitabı aldığınızda bugün diyelim ki NASA'nın 1 milyon dolar verseniz NASA'ya ya da 1 milyar dolar verseniz NASA sizi evrende size böyle bir gezintiye çıkaramaz. Ama ben sizi bir kitapla evrende müthiş bir gezintiye çıkarıyorum. Evet, bir de bir Ankara'da geçen bir aşk hikayesi var. Evet, aşk doğarken ölür. Bu da aslında biraz... aşk romanı mı? Biraz ben, aşk romanı. Ben doğarken ölmüşüm gibi. Aşkın doğarken nasıl öldüğünü anlatan bir roman. Evet. Ve öldürmemeniz için ne yapmanız burada ilaçları var. Evet. Çok güzel. Bir de karikatür şeyi var. Orada evet, tabii bir de şeyimiz var. Karikatür kitabımız var. Perişan Dünya bu çok. Bu herhalde bir... gençlik yıllarınızdan gelen karikatürlerinizden bir derleme çok diye. Çok yaşlı olduğumu söylemek istiyorum. Estağfurullah. Gençlik derken zaten gençsiniz hocam. Şimdi Perişan Dünya karikatür kitabımız. Bundan önce Cızıltı diye bir karikatür kitabımız var. İşte gençlik yine çocukluk yıllarında çizdiğim karikatürler evet. Bunun içinde. Ve birkaç tane de profesyonel karikatürüm var. Şu anda piyasada yok ama isteyen insanlar bir şekilde bulabiliyorlar. Tabii. Ne istersek aslında onu arayan bulur. Evet, evet. Şimdi hocam madem karikatürlerinize bu eskiye götürdük sizi, yani o derlemenizden bahsettik. Biz programımıza katılan tüm konuklarımızdan bize hatıra kalması için bir karikatür istiyoruz. Şimdi ben isterseniz şöyle bir şey yaparım. Evet. Çünkü benim kendi farklı malzemem çamur var. Çamur yapmak yok. Çamur yapmak yok. Bunun suçu sendedir Sayın bu Hocam. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır hocam. Ben evet, bu kalemle nasıl karikatür çizeyim? Şimdi işin esprisi bir tarafa çok güzel bir konuya değindi. Hocam siz de her programda bir bana değiniyorsunuz aşağıdan. Çünkü bizler çıktı ya. Bu nedir ya? Bu Sayın Hocam'ın bize küçük bu işte bu kalemin böyle. Yaptığı işler hocam. Yani şey diyor buradan kalemin bakıp kalemin yaptığı işler de hocam buradaki böyle. Mesajlar ya arkadaşlar bir yakın çekin isterseniz bilmiyorum ya buradaki mesajlar. Abi çok güzel mesajlar mı? İşte çağımızın çılgınlığı işte bu yani bu selfie. Selfie çekimi. Evet yani. İşte arkadaş bir şey düşünüyor. Ben şey evet. Yapayım arkadaşlara, karikatüre başlayacak arkadaşlara bir portre karikatürü değil de ya da çocuklar, gençler, herkese karikatüre başlayacak, karikatür çizimi yapacak herkese karikatür çok basit. Yani ölçüsüz, karelere bölmeden, hesapsız karikatür çok basitçe nasıl çizilir arkadaşlar ben bunu göstereceğim size. Aslında sadece bir dakikanızı bile almaz karikatür çizmek. Herkes karikatür çizebilir. Ben her zaman şunu söylerim. Yani karikatür değil, resimde yapabilirsiniz, piyanoda çalabilirsiniz, heykelde yapabilirsiniz, oyunculukta yapabilirsiniz. Herkesin kafatasının içinde her şeyin kodları var. Karikatüründe kodları var, resminde, heykelinde, sesinde, tiyatronunda her şeyin kodları var. Sizin ne kadar ilgi ve alaka gösterdiğinizle ilgili bir şeydir bu. Şimdi o kodları görelim şimdi hocam. Şimdi o kodlar biz kendi işimize şimdi, gelelim. Başka işleri bırakalım. Karikatür nasıl çizilir? Bir dakikada hatta size ben şöyle göstereyim. Bir yuvarlak şöyle oval bir şekilde çizdiniz attınız. Bir tane daha çizdiniz attınız. Bunların yanında... Bunu tam şey yapmayabiliriz. Bakın bir tane daha çizdik. Üç tane yuvarlak çizim yaptık buraya. Çok basitçe. Sizin yapabileceğiniz şey budur. Buradan yola çıkarak bir portre karikatürü çizebilirsiniz. Konulu karikatürler çizebilirsiniz. Her şeyi çizebilirsiniz. Yani bir karikatür köyü bile yaratabilirsiniz. Bu üç yuvarlaktan temel aldıktan sonra başlıyorsunuz. Hiç ölçü almanıza da gerek yok. Çok basittir bu. Yani
karelere bölerek, ölçerek, hesaplayarak karikatür çizimleri vardır. Portrede bu gereklidir. Ama siz kendi yeteneğinizi, kendi hayal gücünüzü kullanarak bu üç çizgiden yola çıkarak çok basit karikatür çizebilirsiniz. Karikatür dediğiniz şey budur. İsterseniz birkaç, tabii bunun içini dolduracaksınız. Komple ben sizin için şimdi çok basitçe çizdim. Şöyle yine içini komple dolduracaksınız. Karikatür nasıl çizilir? Çok basitçe arkadaşlar. Siz sonra hayal gücünüzü ekleyeceksiniz. Bakın dördüncü ovalimi, dördüncü yuvarlağımı ekliyorum. Çok basittir bu. Bunu herkes yapabilir. Yapamayacak insan yoktur bunu. Bir dakika sürdü mü toplamda, bunu hesaplasanız? Bir dakika bile aslında almaz yani. Hayır, 30 saniye ya da 20 saniye falandır. Bakın yine oval, tam bir oval değil, yarım bir oval. Yine kulaklarını çizdik. Bakın karikatürümüz ortaya çıktı. Tabii aslında şimdi... çok basittir. Bugün burada ben size potre karikatür, Sahim Hoca'nın karikatürünü çizmek isterdim. Fakat malzememizi getirmediğimiz için. Ama bu sizin için çok daha güzel oldu diye düşünüyorum. Biz az evvel o bahsettiği yani karikatür çizdik biz. Çünkü siz herhalde fırçalarla, boyalarla falan yapıyorsunuz. O tabii da en az bir yarım saat sürüyor. Zaten bizim programımız yarım saat olduğu için biz öyle bir karikatür çizmeyeceğiz. Belki bir önceden dedim. Hazırlık yapabilirdik, hızlı bir çekim ama yapabilirdik. Bir dahaki programımıza inşallah. İnşallah bir sonraki programda süremizin... Kusura bakmayın biraz da rahatsızım. Estağfurullah hocam. Bu yani rahatsız olduğunuz haliniz buysa eğer... Ya çok büyük bir rahatsızlık değil, çok küçük bir gıcık var. Enerjinize hayran kaldık. Bu güzel hızlı karikatür için de çok teşekkür ediyoruz. Biz her zaman söylüyoruz. İzleyenlere, karikatür severlere, karikatür çizmek isteyen insanlara ben eğer ki bu program sayesinde başladıysam herkes başlayabilir, herkes bir şekilde bir şeyler çıkartabilir. Hiç böyle denediniz mi bu şekilde? Buna yakın bir şey denedik biz de. Mehmet Sayım Hocam göstermişti. Geometrik şekiller, üçgen, var, yuvarlak kare. Var. Ya bu çok değişir ama evet. Tabii ki çok çok farklı şeyleri vardır. Karelere bölersin, çok teknikleri vardır ama bu... İlk defa karikatür çizecekler için çok çok basit bir şeydir. Bir başlangıç yani için çok keyifli 20 saniye giriş. Bile bulmaz yani. Evet. Keyifli bir başlangıç için güzel bir giriş. Biz rakamlar, harfler, ondan sonra geometrik şekiller. Çeşitli teknikleri biz veriyoruz ama hani yine orada da şeyi veriyoruz. En basit yolla nasıl çizeriz? Yine ona getirmeye çalışıyoruz. Evet. Her zaman söylediğimiz şey şu. Çünkü karikatürün ulaşılabilir bir şey olması lazım. Dediniz ya herkesin içinde çıkarabileceği bir yön vardır. Ön plana çıkartabileceği bir yön vardır. Biz de onu çıkarmak için uğraşıyoruz hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Arkada gerçek birebir potre karikatür evet, çalışmalarımız var. Onları da zaten ekrana yansıtıyorlar. Hocamın yine kendi yaptığı çalışmalardan karikatürler var. Daha fazlası var. Onları da göstermek isteriz ama tabii ki programımızın sonuna geldik. Veda etmek zorundayız. Hocam sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadınız, geldiniz. Hoş, keyifli bir sohbet geçirdik. Çok teşekkür ederiz. Çok ben de teşekkür ederim. Mehmet Sayın Hocam sizlere zaten her zaman teşekkür ediyoruz. Çünkü evet, teşekkür ederiz gerçekten. Çok sağ olun. Bayağı bir renk kattınız. Çok sağ olun. Yoğun, çok teşekkür ederim. Temponuz arasında buraya gelmeniz bizi mutlu etti. Evet sevgili izleyenler bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Bir sonraki hafta çizmeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Çizmeye devam ediyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.